Selam millete de oynarız. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Dealer's Life 2. Eskicinin Hayatı 2. Hemen yeni oyun diyelim. Türkçe desteği var mis gibi de. Bu nasıl bir tip? Allah cezanı vermesin. Böyle dealer olmaz. Bu da olmaz. Bu olabilir bak. Bu adama kanım ısındı. Şu botlu iri kıyım kızcağız da olabilir. Galiba baltacı olacağım ben. Baltacı Mehmet Efendi. İsmim Dede. Yeteneklerde bir tane mi yeteneğim var sadece? Ha, hepsinin yeteneği varmış. Bir saniye. Konuşma yeteneği, beyni, algılama yeteneği, şansı. Konuşma yeteneği, beyni, algılama yeteneği, şansı. İtibarı hepsinin dürüstmüş bu arada. Tamam. Melek şeytana doğru gidiyor. Kolayda oynayamıyoruz, zorda oynayamıyoruz. Daha sonra oynarız diye düşünüyorum. Başlatalım. Selam geldin demek. Sen etrafa bakın. Eminim burayı çok seveceksin. Şöyle bir bakıyorum tiplere. Neresi burası? Bu bölgeden artık bıktığını söylemiştin. Hatırlıyor musun? Banyo'dan gitmek istiyorum diyordun. Dinliyorum. Ha işte. Bu bizim ikinci el dükkanımız. Zengin olup buradan kurtulacağız. Çok mantıklı değil mi? Çatı yok burada. Şurada üç gözlü bir fare var. Şunlar radyatif vari değil mi sanki? Ya o ne fark eder? Şu rengin, şu şeklin güzelliğine bak. Bence dükkanımız için bundan daha iyi mobilya bulamayız. Ama biz daha önce hiçbir şey satmadık. Ne diyorum sana? Yer ve eşyaları ben hallettim. Senin tek yapman gereken ucuza alıp pahalıya satmak. Bu kadar kolay. Tamam. Günaydın Steve. Günaydın ben Steve Diesel. Tam şu değerli parçayı istiyordum. Bana sat yoksa çok üzülürüm. Pazarlığa başla. Hangi değerli parçayı istiyor? Anlamadım. Hangisi tam? Bakalım. Şunu istiyor. Burada bir tabanca var. 2013 yılında üretilmiş koleksiyon tabancası. Nadirlik sıra dışı. Durumu kötü. Kategori silah. Tahmini yok. Ne kadar para veriyorsun? Bakalım dedim. $970 diye düşünüyorum. Sıra dışı kötü. Tahmini yok. $700. Neyse ya kabul. Satıldı. Başarıyla $700'luk anlaşmaya vardım. Selam, benim adım Luca Licher. Gezinirken şu raftaki ürünü gördüm. Ne kadar istediğimi anlatamam. Hangi ürünü gördün? Bakalım. 2002 yılında üretilmiş kupa. Eski sahibi Tanek ve Fis. Oyunun yapımcıları. Çok mantıklı. Nadirlik efsanevi. Durum çok iyi. Kategori ev tahmini $2050. Mükemmelmiş. Bakalım. $2050. Ne diyorsun? İlk fiyatı sen ver bakalım. $2300. Emin olamadım. Tamam anlaştık. Önce emin olamadım ondan sonra anlaştık. Bak sevmeye başladım. Böyle alıcılar her zaman kapımı çalsın benim. Ay bir, hafta bir, gün bir. Peki 111 ben de onu ediyorum. Merhaba benim ismim Sigourney Allen. Şuradaki parçayı hemen almam lazım. Yanımda bayağı bir nakit getirdim. Hangi parça canım? 1996 yılında üretilmiş koleksiyon kitabı. Nadirlik sıradan, durum kötü. Kategori kültür $495. $560. Şu anda tahmini bu kadar, benim $560. 560'dan fazla uzaklaşmam diyor. 580 yap. 570 kabul eder misin? Ederim. Bilemedim ki. Devam. Süper, teşekkürler. 580 dedim, 570 olmaz mı dedi. Olur demedim mi ben? Olmaz mı dedim. Neyse, böyle bir şey olmuş. Günaydın, benim ismim Brenda Milwaukee. Şu raftaki ürünü o kadar sevdim ki satacak birini arıyorsan ben buradayım. Hangi ürünü canım? 2018 yılında üretilmiş koleksiyon saati. Nadirlik sıra dışı, durum kötü. Kıyafet $600. Hemen bakalım. $540'da anlaşabiliriz sanırım. $600. Senin teklifin $600 ama ben 560 diyorum. Hayır. Kusura bakma. Kusura bakma, 600'lük malı ucuza kapatamazsın. Günlük durum. 6 eşya almışım. 5 tane müşterim varmış. 3 eşya satmışım. Kazanç 3580. Güzel. Başka bakacak bir durum yok. Günlük var zaten. Şimdi ne var? Güvenlik iş arıyor. Güvenlik varlığıyla bile müşterilerin sakin ve saygılı kalmasını sağlar. Müşterilerin sabırsızlık değerini pozitif olarak düşürür. Pozitif demeye çalıştım. Ayrıca can sıkıcı karşılaşmaları çözmenizde yardımcı olur. Deneyim bir yıldız. Bu nasıl bir tip ya? Haftalık ücret. Bir günde bundan fazla para kazanabiliyorum. İşe alayım ben bunu ya. Bu
Profil uzmanı. Profil uzmanı iyi bir dedektiftir. İnsanları ve eşyaları iyi tanır. Sana pasif olarak sevgi kazandırır. Haftalık ücret gözünü çıkardı. Sahteci. Sahteci hiçbir özelliği olmayan normal bir eşyayı çok daha değerli bir eşyaya dönüştürebilir. Ancak dönüştürdüğü eşya sahte olacağı için itibarını zedeler. Yok. Bilirkişi. Bak bu iyi gibi. Bilirkişiler eşya fiyatlarını tam bir şekilde tahmin ederler. Sahte eşyaları her zaman anlarlar ve ayrıca küçük de olsa eşyaların yeni bir özelliğini keşfedip yetersiz personel alınımı. Ne o? Güvenliği işten çıkar. Sahte eşya satılabiliyormuş, bana bunu bileydim. Güvenlikle hiçbir zaman işe girmez. Bunu bilirkişiye alırdım. Merhaba, nasılsın? Adım Dolfinia Takei. Şu raftaki ürünü satın almak istiyorum. Yanımda bayağı bir nakit getirdim. 2015 yılında üretilmiş koleksiyon oyuncağı. Nadirlik sıra dışı. Durum kötü. Kategori gündelik. Tahmin yok. Bakalım. Teklifim $660. Ben de 700 diyorum. Bilemedim. 700-680. 680. Ha, fiyatı düşürmem gerekiyormuş anlaşmak için onunla. Hala 700'de ısrar etmiş oluyormuşum yoksa. Günlük durum. Ha, bugün bir günde bitti mi 680'le? Her gün mükemmel müşteriler gelmiyormuş demek ki. Ben dükkanı upgrade edemiyorum. Dükkanı upgrade edebiliyorum. Dükkanı geliştir. Cıcırtılı yer. Bölge banyo. Banyo. Banyo dedim ya. Banyo. Şöhret artı bir. Personel alanı artı bir. Haftalık ücret $90 artı 60. Al $3000. Tamam. Dükkanı geliştir. Cıcırtılı yere geçtim. Bilirkişi. Bilirkişi. Seni de işe alıyorum. Şimdi dükkanı açtım. Bak daha güzel oldu. Az radyoaktif, bol örümcek ağlı. Günaydın, benim ismim Chandra Archer. Elimde böyle bir şey var. Ne istediğimi anlamışsındır herhalde. Bakalım. Bilirkişi, konuş bakalım. Bu ne? Bu ne, bir kutu oyunu galiba. Aa, arkada yazıyor. Alelade savaş kutu oyunu. Alelade, alelade, alelade. Her yerde. 96 yılında üretilmiş Alelade savaş kutu oyunu. Sıradan, kötü, gündelik 162. Bu ne abi? Hızlı tahmin. Eşyayı şöyle bir inceleyen bilirkişi fiyatının $152 olduğuna emin. Senin tahminin 162 idi. Sahte olduğunu düşünmüyor. $152. Bakalım. $196. Sen çıldırmışsın. $152. Benden fazla para koparacağını sanma. Bence benim $190'lık teklifim daha adil. $152. Ne desem? Belli ki anlaşamayacağız. Hoşça kal. Beyin yıkayıcı. 01 beynini yıka. O ne demek ya? Devam. Üzgünüm canım. Yani adama sorduk. Fiyatı o kadar yüksek değilmiş. Evde küçük çaplı bir hazine buldum. Mümkünse satmak istiyorum. Hemen bakayım canım senin hazineni ben. 2008 yılında üretilmiş tuvalet fırçası. Sıradan kötü. Evet, tamam. Yani bu $30 eder. 25'e ver alayım. 28 düşünüyorum. 27. Hadi 28, tamam ya. Nalet. Eksi 3028 günlük durum. Bakiye. Niye öyle bir şey? Aa, bugün dükkanı upgrade ettim çünkü. Tamam. Şimdi ben buradan devam edeyim. Merhaba, nasılsın? Benim ismim Thomas Switson and Wesson. Şuradaki parçayı gördüm de o bugün benimle gelecek. Bakalım hangi parça? Ha, ödenen $28. Bakalım sence değeri ne kadar? $28. Bir düşüneyim. Teklifini kabul ediyorum. $0'lık kar. Mükemmel gidiyorum. Tamirci iş arıyor. Günün tüyosu. Pencereleri kapatmanın diğer yolları sağ tık. Ve dışarıda sol tık, bir şey tık falan filan. Oo, 3 kişi var. Bugünü iyi kullanmam lazım. Günaydın. Benim adım Malva Hilfiger. Göstermek istediğim küçük çaplı bir hazine var. Belki sen istersin diye düşündüm. Bakalım. 2015 yılında üretilmiş oyun küpü. Sıradan kötü. Tahmin $100. Ne diyorsun? Teklifin ne? $90. Bir düşüneyim. Süper, teşekkürler. Mükemmel. Selam dostum. Benim ismim Carrot Kenobi. Şuradaki parçayı almam benim için çok önemli. Satacak birini arıyorsan ben buradayım. Hangi parça? 2018 yılında üretilmiş salgınla mücadele kutu oyunu. Sıradan kötü. Gündelik. $73. Tamamdır. 150 diye düşünüyorum. Ben de 150'yi kabul ediyorum canım. Kafadan. Merhaba, nasılsın? Ben Koi Williams. Bir şey kazandım da seveceğine eminim. Bakalım, 2014 yılında üretilmiş Kodes ve Ejderha Canavar Rehberi. Nadirlik sıra dışı. Durum çok kötü. Gündelik. Tahmini $205. Başka bir şey olmadığı için buna basalım. Bilirkişi fiyatının $192 olduğuna emin. Senin tahminin 205'ti. Tamam canım. 190. Adamsın. Adamsın. Hemen alırım onu. Onu hemen alırım. Fena gitmiyoruz. Ünün tüyosu.
Diyaloglardaki kilitli mavi seçeneklere bakın ve daha sonra seçim kilidi açmaya çalışın. Peki şimdi şurada ne var? Bunlar var. Yeni bir şeyler alabiliyor muyum ben? Yeni bir şey alamıyorum. 3 tane şeyim var. 3'ü de dandik ve ucuz. Bu anca biraz kaliteli. Peki. Bunlar yok. Şurada kazanç durumum falan var. Dükkanım var. Dükkanı geliştir. Tüm dükkanı göster. Tüm dükkanları göster. Yıkılmış hayaller. Neredeyse düzgün. Anamın yeri. Metal ofisi, denizaltı sığınağı, eski böcek, tasarımcı cenneti, kaykaycı mekanı, doğa köşesi, Arap geceleri, su altı hazineleri, elit teknolojisi. Bu nedir abi? Fetişe doğru ilerliyor yavaş yavaş bizim dükkan isimleri. Evden eşya tamiri kursuna katıldım. Yani tamir becerilerimi bizim eşyalarda kullanmamı ister misin? Bayağı güzel olabilir. Tamam, ilgilenmiyorum. Tamirci bir yıldız, profil uzmanı 2 yıldız. İlgilenmiyorum canım. Günaydın. İsmim Gabriella Brudi. Evde küçük çaplı bir hazine buldum. Zenginliğe açılan kapım olacak. Bu mu? Çok ilginç. 2014 yılında üretilmiş Monkey Kong peluşu. Sıradan kötü. 192 dolarmış. Hadi bakalım teklifin ne? Bence 172 dolar. Süper, teşekkürler. Merhaba, nasılsın? Adım Daniela Webby. Şu değerli parçayı alman benim için çok önemli. Bir düşün bakalım. Bakalım. 172 ödedim ben buna. Bakalım teklifin ne? 192 değil, 205. Saf değilim ben. Benim aklımda 172 dolar vardı. 184. Maalesef aklımdaki fiyat bu değildi. Üzgünüm ama teklifini kabul etmeyeceğim. İyi çalışmalar. Canım, daha demin 172 aldım. Ben hayırdır ya? Haybiye hizmet mi veriyorum burada size? Zengin olmak için daima ucuza alın ve pahalıya satın. Tamirciler ve sahteciler eşyanızın değerini arttırabilirler. Tamirci almam lazım. Acilen tamirci almam lazım bir tane. Buradan dükkanı gidip bir dükkanı geliştireyim. Yıkılmış hayallere geçeyim ben. Personel alanı daha iyi değil. Pardon. Buradan tüm dükkanlardan yıkılmış hayaller değil. Ha, hepsine sırayla geçebiliyorum. Bu kötüymüş. Sabah kullanılabilir diyor. Peki canım. Selam, ismim Carla Fassbender. Şöyle bir şey buldum. Mümkünse rehin vermek istiyorum. Bakayım canım ona. 1856 yılında üretilmiş eski altın yüzük. Nadirlik nadir. Durumu kötü. Hocam buna sen bak. Eşyayı şöyle bir inceleyen bilir kişi fiyatının 4950 dolar olduğuna emin. Wow. Peki. Bakalım. Bence 2350 dolar eder diyor. 2100 doları alayım. Emin olamadım. Tamam. Wow. Şimdi nasıl mutlu olduğumu anlatamam. Selam dostum. Benim ismim Beverly McClark. Elimdeki bir şey ilgini çekebilir. Seveceğine eminim. 93 yılında üretilmiş komik gözlük. Nadirlik sıradışı, durumu iyi. Bakalım canım. Sence değeri ne kadar? Fiyat şöyle bir hızlıca artsın. $150. Çok mu fazla dedim ya? Sıra dışı diyor ama. $110. Saf değilim ben. $315 ne dersin? Güzel. Ben safım. Kusura bakma. Sen değilsin ama ben safım. Bilmiyorum fiyatını yani. Günaydın. Benim adım Veronica Smangler. Şu değerli parçayı alman benim için çok önemli. Onu bana satmalısın. Kutu oyunu. Tahmin $100. $90 satın almışım. Bakalım. İlk fiyatı sen ver. $120. Bir düşüneyim. Neyse ya, kabul. Kabul etmeyip ne yapacaksın ya? Ben anlamadım ki, kabul etmeyip ne yapacaksın? Şimdi tamirci iş arıyor da yetersiz alanım var. En iyi duruma getirip değerlerini büyük ölçüde arttırır. Yani bunu yapmam lazım benim. Ama bunun için de dükkanı geliştirmem lazım. Dükkanı geliştir. 6 bina alabilirim dükkanı. Üstelik bir tane daha personel alanı gelmiyor. İptal. Yapamam ben bunu.
Bunu yaparsam bir şey satın alamam. Merhaba, nasılsın? İsmim William Mosby. Şu raftaki ürünü istiyorum. Bir düşün bakalım. 190 ödemiş olduğum ürün. Bakalım $270 olur diye düşünüyorum. Ben de 275 yaptım. 5 dolar için birimizi kırmayız diye düşünüyorum. Selam, ben Jimmy Solo. Gezinirken şuradaki parçayı gördüm. Para kazanmaya hazır mısın? Bakayım canım. Durumu iyi. 315 ödemişim. Evet, kazıklandım mı şimdi bakıyoruz. $415. 430 da aslında, çok yaklaştım. 420 mi diyorsun? Tamam, 420'ye sattım sana. Merhaba, benim ismim Sasha Gonzalez. Şuradaki parçayı almayı düşünüyorum. Pazarlığa hazırlandım. Bakalım. Şu eşeği mi? $170 almışım. $275. $285. 80 veriyorsun. Ben de kabul ediyorum. Eşekten de kurtulmuş olduk böylece kardeşlerim. Hemen şuraya geliyorum. Dükkan diyorum. Dükkanı geliştir diyorum. Bunu alıyorum. Tamam diyorum. Yeni bir dükkanım var artık. Açık diyorum. Mekanı açıyorum. Merhaba, benim ismim Phil Landers. Elime eşsiz bir parça geçti. Belki sen de istersin diye düşündüm. 91 yılında üretilmiş güneş gözlüğü. Sıra dışı kötü. Bakalım. Sence değeri ne kadardır, öyle mi? Şuraya yazabiliyor muyum? $135. Bence $135. Fazla para koparacağını sanmıyorum. 168 düşünüyordum. 154. Bir düşüneyim. Süper. Teşekkürler. Merhaba, nasılsın? Ben Isaac Bumber. Göstermek istediğim bir şey var. Bence senin dükkanına iyi gider. Bakalım. 2009'da üretilmiş desenli kaykay. Sıradan. Çok kötü. Gündelik. $56. Kaç verirsin? $45 veririm. Bir düşüneyim. Neyse ya, kabul. Kabul edeceksin zaten canım. Merhaba. Ben Whoopi Martel. Evde eşsiz bir parça buldum. Ne düşünüyorsun? 86 yılında üretilmiş eski saat. Sıra dışı. İyi kıyafet. Günün son satışı olduğuna göre buna bakalım. $2500 olduğuna emin. Sen $1400 zannediyordun bunu. Bakalım. Sence değeri ne kadar? 1400 dolar. Asla almaz. 1720 desem kabul eder misin? $1700. Emin olamadım. Süper. Teşekkürler. Güzel. Hiç paramız kalmadı. İflasın eşindeyiz. Bir unutuyorsun. Diyaloglardaki mavi kilitler falan filan. Tamam canım. Ben seni anlıyorum. Merhaba. Benim ismim Whitney Smith. Elimdeki eşsiz bir parça ilgini çekebilir. Bence iyi para ediyordur. Bakalım. $670 bir parçaymış. İstiyorum. İlk fiyatı ben vereyim mi sana? $540. Bir düşüneyim. Teklifini kabul ediyorum. Merhaba, nasılsın? Benim ismim Jeff Solo. Şu değerli parçayı satıyorsun sanırım. Bana satar mısın? Daha demin sattığım şey. 540 ödedim. Bakalım ne kadar alacak adam. 890'dan fazla uzaklaşmam. O zaman sana 900 diyeyim. Süper, teşekkürler. Kârla kapattık yine günü. Son anda kârımızı ettik. Gerçekten de ben bir eleman işten çıkartıp şu adamı kovmam lazım benim. Teodore Bozos'u kov. Tamam. Boşver. Haftalık ücret... Çığlık atarak mı gitti o? Selam, ben Roberto Picasso. Yanımda şöyle eşsiz bir parça getirdim. Mümkünse rehin vermek istiyorum. $355'lık bir tepanca. Kötü. 355 olmaz. 280 diyorum. Bir düşüneyim. Teklifinden memnun değilim ama yine de aldım. Hadi bakalım. Şimdi reklamcı, şanslı kişi, bilirkişi, tamirci, tezgahtar, tamirci. Haftalık ücret $600. İşi al. Açık demeden önce tamirciye bir şey tamir ettirebiliyor muyum? Mesela şöyle bir şeyim var. Durumu kötü. 2 gün kaldı ne? Bu eşya rehin verilmiş. Rehin biletinin süresi dolana kadar hiçbir şey yapamazsın. Ha. Gelip geri alabilir yani adam onu, öyle mi? Durumu iyi. Sıradan ve kötü. Bu da rehin bırakılmış. Sıra dışı, durumu kötü. Bunu tamir et. $159. 5 gün içinde halledecek. Tamir edemedik ya. Vallahi tamir edemedik. Dur bakayım, biraz bir şeyler satalım. Belki sonra tamir ederiz. Banka var mı? Banka yok. Günaydın. Benim ismim Adriana Davis. El çantamın içinde eşsiz bir parça buldum. Satıp biraz para kazanmam lazım. Bakalım. Sıradan çok iyi. Mükemmel. Al. Bakalım teklifin ne? 128. Üzgünüm. Merhaba, nasılsın? Benim ismim George Kellerman. Şu raftaki ürünü almaya gelmiştim. Lütfen raftaki ürün pahalı bir şey olsun. Çok teşekkür ederim. Pahalı bir şey.
Tahmin 2500 dolar, ödenen 1700 dolar. Bakalım 2850 dolar. 2000, 3000 dolar. 3000 dolar. Vazgeçtim. 3000 dolar. 2900 uygun, 2900 bana da uygun. Mükemmelsin. Tek kelimeyle tam tahmin ettiğim fiyatı 12'den vurdun. Merhaba, nasılsın? Ben Petah Takei. Şu değerli parçayı satın almak istiyorum. Hemen bana sat lütfen. Değerli parça, değerli anlayışınız ne kadar garip bayım. Tekliften memnun değilsin. O zaman bas git. O zaman bas git. Memnun değilsen... Şimdi şuraya geliyorum. Dükkanda tamir edebileceğim bir şey olması lazım. Bir gün kaldı. Bugün gelip almazsa bunu ağzını burnunu kırarım onun var ya. Uf, kendi ne biçim satarım onu. Merhaba, nasılsın? Ben Michelangelo Quagmire. Şu değerli parçayı almaya gelmiştim. Ne dersin? Koleksiyonda üretilmiş. Sıra dışı, kötü. Kıyafet. Çık bakalım. Ne diyorsun? İlk fiyatı sen ver. 900. 860 diyorum. Al bakalım. Tamir etmeden sattım sana. 860. Merhaba, ben Denna Green. Şöyle bir şey buldum. Çok ilginç bir parça değil mi? Acayip ilginç. Ne diyorsun? Fiyatına bakalım. 550 dolarmış fiyatı. Ben 750 zannediyorum. 550 dolarmış. Hatta 2 de ben kırdım. 530. Canım, sen beni kazıklamaya çalışıyorsun. Hemen seni dükkandan kovuyorum. Rehin biletinin süresi doldu. Eşya sahip tarafından geri alındı. Borç ve faiz ödendi. Artı 2520 dolar. Aa, ağlamak istiyorum. Bizim mal gitti mi? Vallahi gitti. Mal gitti, rehin geri gitti. Bizim paralar da uçtu gitti. Açık arttırma sırasında bir eşyayı seçerek tahmin görebilirsiniz. Ama o sırada zamanın akmaya devam ettiğini unutmayın. Depoda açık arttırma. Depodan açık arttırma. Depodaki eşyaların tahmin değeri verilmeyecek. Katılacak cesaretin var mı? Ekibiniz içeride 4 adet ilgi çekici eşya buldu. Katıldan önce stokları boşaltmayı unutma. Katıl! Bayanlar, baylar, hoş geldiniz. Bugün açık arttırmada harika bir deponuz var. Açmak için kapıya tıklayın. Tıklamak mı? Başlangıç fiyatı 9700 dolar. İlk teklifi kim yapacak? $9,700 mı? 2014 yılında üretilmiş uzay geçidi, yıldız gemisi. 1861 yılında üretilmiş eski kupa. 71 yılında üretilmiş eski servis arabası. 2016 yılında üretilmiş Bad Guy aksiyon figürü. Yallah. Tamam. Ne yapayım? Param yok o kadar ya. Tüyo. Sahteci mi alsak bir de işe? Merhaba, nasılsın? Benim ismim Barak Berbuten. Şuradaki parçayı o kadar sevdim ki onu bana satmalısın. Barak Berbuten. Hadi bakalım Barak, satacağım o parçayı sana. 240'tan fazla uzaklaşmam, 245 o zaman tam senlik bir fiyat. Günaydın, ismim Pamela Power. Vallahi aynı Fallout'tan fırlamış tipler gibi duruyorsun, Fallout Shelter'dan. Pamela Power, gardırobum içinde küçük çaplı bir hazine buldum, ilgini çekeceğine eminim. 2017 yılında üretilmiş desenli tabanca, sıradan kötü. 285 dolar mı? 225 dolar. 275 dolar mı? 260 dolar. Emin olamadım. Git buradan. Selam, benim adım Jadzia Filion. Yanımda bir şey getirdim. Çok ilginç bir parça değil mi? Bak bakayım hocam fiyatına. 630 dolarmış fiyatı. Tamam, ne istiyorsun? Sana ben 530 dolar veriyorum. Bir düşüneyim. Neyse ya, kabul. Galiba bunlar da benim zannettiğim fiyatlarda zannediyorlar ürünleri. O yüzden kabul ediyorlar ucuza da alsam. Şimdi hocam, açık arttırmada sat ne? Kazancını maksimuma çıkarmak için en nadir eşyanı açık arttırmada sat. Burada yalnızca nadir artı eşyalar geçerlidir. Nadir artı eşyam yok ha. Vallahi nadir artı eşyam yok. Bunun için de aynı zamanda 3 gün kalmış. Biri gelip geri alabilir onu. Ben nasıl daha farklı eşyalar alabileceğim ya, başka bir yerden? Hani açık arttırma pazarına gitmem lazım herhalde. Açık arttırma pazarına gidersem bu iş oluyor. Şöhret seviyesi toy. Bunları al ne demek ya? 1500'e ne alıyorum? Gözlem mi alıyorum? Beyin mi alıyorum? Hitabet mi alıyorum? 1500'e karizma yeteneğini arttırmak istiyorum. Evet. Vay! Şöhretim arttı. Şimdi bir sürü kişi gelecek diyor. Açtım dükkanı bakalım. Dükkanın kapısının dışında içi para dolu bir çanta var. Üzerinde de bir adres bulunuyor. Ne yapalım? Çal hemen, sahibine geri ver.
Tezgahtar ve sahteci olabilirmiş. Sahibine geri ver canım. İtibar artı 15. Bu kadar işte. İtibarımız yürüsün. Merhaba, nasılsın? Benim ismim Savannah McConnell. Bir şey kazandım da. Bence senin dükkanına iyi gider. Tahmin 220 dolarlık bir kaykay. 2011 sıradan iyi. Bakalım. 122. 116. Fazla uzaklaşmamış sayılırsın. Teşekkür ederim canım. Selam, adım Lumia Johnson. Yanımda bir şey getirdim. Mümkünse satmak istiyorum. 1900'e işte bu da benim aradığım şeydi. 2100 dolar olduğuna emin bizim adam bunun. Bakalım. 1900'e satmak istiyorsun. 1820'ye ne dersin? 80 istiyorsun. Ne kadar kırdım fiyatı ya. Anam 20 dolar fiyat kırdı ya. Aa, ölücülerle başımız belaya kaldı. Açık artırma da al. 4 eşya olacak. Açık artırmaya param yetmiyor ki benim. Selam dostum, ismim Roberto Priestum. Burada eşsiz bir parça satabileceğim söylendi. Belki sen istersin diye düşündüm. Bakalım. Sıra dışı ve durumu da iyi. Hemen şunu yapıştıralım. 345. Eşyanın sahte olduğunu düşünüyor. Bu eşya sahte. Bu sahte, hemen polisi arıyorum. İtibar artı 10. İşte bu. Yes! Normalde beyin yıkayıcı ya da o tarz şeyler, hileci hurdacı alıp da değişik bir stilde uygulayabiliriz bu oyunda. Bu ilk denememde, ilk dikizimde böyle bir dürüst ilerlemiş olalım. Eğer fantastik, değişik, vurkaççı stiller yapmamı isterseniz kardeşlerim, belirtmeniz yeter yorumlarda. Merhaba, nasılsın? Benim adım Ed Setstone. Çatı katının içinde bir şey buldum. Rehin vermeyi düşünüyorum. Bakayım canım. Nadir, iyi. Kategori silah. Böyle bir tepanca. Rehin vermek istiyorsun buna. 1980'den fazla uzaklaşmam. Canım, o kadar param yok. Çok 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 büyük bir kayıp oldu bu benim için ama. Neden böyle oldu? Çünkü yeterince kâr edemiyorum ama adın yanındaki adamlar çok fazla para kullanıyor. Merhaba, ismim Valentin Stevens. Yanımda şöyle bir şey getirdim. Mümkünse satmak istiyorum. Bakayım Valentin. 350 dolarmış. Valentin, ne istiyorsun? 255 mi? Kabul ettim, gitti. Selam dostum. Adım Mary Menegin. Mümkünse şuradaki ürünü satın almak istiyorum. Satacak birini arıyorsan ben buradayım. Kay kay. 116 dolar ödemişim. Bir fiyat söyle. 220, 230, 178 diyorum. Al sana 180. Ne desem? Teklikten memnun değilim. Hocam, siz zaten hiçbir şeyden memnun olmuyorsunuz ki yani. Rehin biletinin süresi doldu. Sahibi bu eşyayı geri almadı. Desenli tabanca artık senindir. Wow. Neyim var benim? 2007'den kalma bir tane böyle şeyim var. Böyle gayet güzel bir şeyim var. İyi durumda, iyi durumda, kötü durumda, kötü durumda. Sıra dışı, sıradan. Tahmin 355, bu kadar alındı. Bunu tamir edeyim ben ya. 166'ya 5 gün içinde tamir ediyormuş. Tamam, tamir etsin. Hocam, çılgın maç mı? Kazanan takımın renklerine ineğe sahaya girmesi sırası. Evet, bakalım. Merhaba, nasılsın? Oo, gördüğüm en kaslı adam şu ana kadar ki. Adım Barney Goodman, iyi adam. Bir şey kazandım da bence iyi para ediyordur. 2010 yılında üretilmiş kitap, sıradan kötü kültür. 104'ten fazla uzaklaşmazsın. Vallahi 97 veririm. Neyse, kabul. Günaydın, benim ismim Spatala Gettysburg. Elime eşsiz bir parça, bu mu eşsiz parça? Çok ilginç bir parça değil mi? Acayip ilginç ya. 1540 dolarmış fiyatı, 1280 zannediyormuşum ben. 990'a anlaşabiliriz. 950'ye en son bu olur. Okey. Hiç param kalmadı. Üzüntüyorsun. Zengin olmak için daima ucuz aldım. Çok teşekkür ederim canım. Acayip tiyolar veriyorsun. Merhaba, nasılsın? Ben Camilla Priest'ten. Şu raftaki ürünü o kadar sevdim ki satacak birini arıyorsan ben buradayım. Güzel bir ürün isteyin artık. 530 ödemişim. 910 mu teklifin? 930. Bir düşüneyim. İşte bu kadar. Hayatımı kurtardın canım. Selam dostum. İsmim John Hopkins. Mümkünse şu değerli parçayı almak istiyorum. Ne dersin? 97'ye aldığım kitap. Bakalım kaç ödeyecek? 122. Al. Bugünü de kârda kapattık kardeşlerim. Böylece haftayı kârda kapatmayı başardık. Pazarlık sırasında teklifinizi artırmak, azaltmak için Page Up, Numpad ya da Page Down, Num eksi tuşlara basabilirsiniz. Evet, klavye desteğini göstermiş. Mantıklı. Selam. Ben Elfire. Şu değerli parçayı satıyorsun sanırım. Bana satar mısın? 1880'e almışım. Fiyatı 2100. Bakalım. Teklifin ne? Fiyatım 2400. Bilemedim ki. Süper. Teşekkür.
Bilemedim ki dedi, sonra da süper teşekkürler dedi. Selam dostum, adım Scott McElroy. Şöyle eşsiz bir parça buldum, mümkünse satmak istiyorum. 64 yılında üretilmiş Komutan Amerika, kaptan değil ama Komutan Amerika aksiyon figürü. Nadir, durumu iyi. Hiçbir fikrim yok, fiyatı sorayım. Bilirkişi fiyatının 20 bin dolar olduğunu söylüyor. Bakalım bir fiyat söyle. $2,700. Kafayı mı yedin sen? Ben 13.600 diye düşünüyordum. Şu anda işte var ya, param olması için her şeyi verirdim ama vurgunu kaçırdık. Vallahi vurgunu kaçırdık. 3 adet ilgi çekici eşya, katıl bakalım. Belki fiyat çok düşüktür. 6.800 ilk teklif. Kaç? Kaç uza? Merhaba, benim adım Tricia Hamel. Ödünç aldığım küçük çaplı bir hazine var. Eminim çok işine yarayacaktır. Bakalım. Bakalım. 2013 yılında üretilmiş Team Stronghold 2. Hep böyle ismi ufacık değiştirilmiş oyunların falan. Team Fortress bu. Büyük ihtimalle bu da Pyro. Nadir, kötü. Tahmin $7,100. Tam fiyatına bakalım. $5,700. İlk fiyatı ben vereyim. $3,250. Çocuğum yallah. Gitgide sakata geliyoruz. Yeni bir hafta başladı, acayip kazık yedim. Tebrikler, bölgede bu işi yapan en iyi ikinci dükkan seçildin. Normalden fazla müşteri gelmesini bekleyebilirsin. Tamam. Müşteri alanı %10, 14 gün kaldı. Merhaba, nasılsın? Adım Tommy Khan. Bir şey kazandım da, çok ilginç bir parça değil mi? Epik, kötü, kıyafet. Tahmin $280. Epik, kötü, kıyafet. $280. 240 veririm. 330. 310, emin olamadım. Tamam. Kazıklandım sanki ya. Selam dostum, benim ismim Dine Stark. Şuradaki parçayı gördüm de, pazarlığa hazırlan. 310'a aldığım parça. 320, bilemedim ki. Kabul ediyorum. Ne yaptım şimdi ben? Dükkanı açtım, kirayı ödedim, bir dünya eksiye girdim, $10'lık kâr ettim. İş tamamlandı. Tamirciyim ve lambayla olan işini tamamladı. Yeni tahmini fiyatı $870. Artı $520 kâr ettin yani onunla. Peki, şuraya şimdi bir daha gelelim. Lamba çok iyi durumda. Bu iyi durumda. Bunu tamir etsen 4 günde. Durumu iyiymiş zaten ama. Kötü olan bu. Sen bunu tamir et. Tamam. Aç bakalım dükkanı. Merhaba, ismim David Mellar. Evde eşsiz bir parça buldum. Mümkünse rehin vermek istiyorum. Bakayım canım. Çok iyi bir tane silah. Senin arkanda kimse yok değil mi? Arkanda kimse yok. Şimdi bir dakika. Çocuğum. Orada kullanmam gerekiyormuş özelliği. Kaç verirsin? Hayır, onu vermem. 900 veririm. Emin olamadım. Tamam. Belki de sahteydi ha. Adam bizi kazıkladı. Vallahi gıcık oldum şimdi. Selam dostum, benim adım Jerome Cooper. Elimde küçük çaplı bir hazine ilgini çekebilirim. Mümkünse satmak istiyorum. Nedir? $71'lık bir şeyin tartışmasını yapmam. $71 veririm. Emin olamasan da onu bana ödersin. Merhaba, nasılsın? Ben Martin Luther Flimberg. Dolabın içinde epeydir küçük çaplı bir hazine duruyor. Çok ilginç bir parça değil mi? Bilemedim. Nadir. Sıradan. Çok iyi. Nadirlik sıradan ama çok iyi. Peki. 176 der. Tahminin de 166'ymış. 164. 170'lik olana ne dersin? 170. Teklifimi kabul ediyorum. Güzel. Günaydın. Benim ismim Gallum Murdoch. Elimde küçük çaplı bir hazine geçti. İyi bir fiyatı senin olabilir. Kullan özelliğini. Sahte olduğunu düşünmüyorum. O zaman demek ki sahte olabilir. Bakalım. Buna da 170. Emin olamadım. Süper, teşekkürler. Bıçak koleksiyonu yapmaya başladım kardeşlerim. Çok kısa sürede bir koleksiyoncuya dönüştüm. 170'e aldım. 170'e aldım. Çok iyi. O zaman iyi de kazıklandım. Bu çok iyi ise. Bu çok kötü durumda. Bunu tamir ettirmek lazım. Ama tamirci... Bu ne abi? Bu göz ne? Peki. Çok malım oldu ya. Niye kimse benden bir şey istemiyor? Devamlı bir şey satmaya çalışıyorlar. Merhaba, ismim Louis Wister. Şu değerli parçayı hemen almam lazım. Düşün bakalım. Bunu mu? Olur. Olur canım.
170 mi? Ben ona 170 verdiğime göre sana 180'e satarım. Basket. Günaydın, benim ismim Sabrina Setstone. Al işte, yine psikopat bir şey getirdiler bana ya. Teklifimi kabul et, ha? Günaydın. Benim ismim Peter McFadden. Bak, sende para var gibi. Tam da şuraftaki ürünü istiyorum. Ne kadar istediğimi anlatamam. Bunu istiyorsun. Peki. Evet, bak görüyorsun, mal almak isteyen alıyor arkadaşım. Malı almak isteyen alıyor. Senin gibi fiyat beğenmeyenlerle işim olmaz benim. Şu tamir ettirdiğim şeyi de satmam lazım. Benim adım Rosary Strength. Yanımda şöyle bir şey getirdim. Rehin vermeyi düşünüyorum. Cep telefonu. 2018 yılında, 2018'in de böyle cep telefonu mu öğretmişler? Hayır olsun bakalım. 36'dan fazla uzaklaşmam. 35 o zaman. Fiyatını zaten altında sattı kadın bana. Sevinmem lazım. Bir hafta daha geçtiği zaman bir daha da kirayı ödeyemediğim için dükkanı kapatacağım. Vallahi dükkanı kapayacağım yakındır. Selam dostum. Benim adım Hoshi Cartman. Ödünç aldığım bir şey var. Mümkünse rehin vermek istiyorum. 445'e bunu rehin vermek istiyorsun, öyle mi? İlgilenmiyorum. Selam dostum. Benim ismim Clementine Jobs. Şuraftaki ürünü almayı düşünüyorum. Para kazanmaya hazır mısın? 93 yılında üretilmiş bıçak. Nadirlik sıradan. Durum iyi. Kategori silah. Evet, 230. Ah, ağzından bal damlıyor ya. 240'a al git. Merhaba, nasılsın? Benim adım Kim Nanto. Küçük çaplı bir hazine bana biraz kaldı. Rehin vermem lazım. 250 dolar. Tırt. 180 dolar. Sahte olduğunu düşünmüyor. 180 dolar. Yani belki kirayı haftalığı kurtarabiliriz. Kurtaramadık mı? Desenli tabancayla olan işi tamamladı. 620 dolara çıktı fiyatı. 265 dolar kârdayız. Peki. Süper efektif. Çupika en güçlü Polkam olmuş. Merhaba, nasılsın? Adım Valentin Hasan. Hiç Hasan'a benzemiyorsun. Şu değerli parçayı almaya gelmiştim. Lütfen bana sat. Lütfen. Ödenen 371, tahmin 870. Bir de bu tamir edildi, değil mi? Tabii, tahmin 870. Teklifin ne? 800, 900. 780 desem kabul eder misin? 800 desem kabul eder misin? 790 daha uygun. Alsın 790. Selam, adım Bebe Ripley. Az önce şuradaki parçayı fark ettim. Belli ki sen de ondan kurtulmak istiyorsun. Bunu ben ne ara aldım ya? Vallahi almışız. 220 mi? Al git ya. Zaten para vermemişim ben ona. Bakiye eksi 9.000. Oyunda eksi 9.000. Çünkü kazanç şu ana kadar 18.000 ama masraf 11.000. Dükkan masrafı debitte 15.000. Oh! Haliyle eksi 9.000 tabii. Kirayı mirayı ödedim mi? Ah, ödemişim. İflasın eşiğindeyim o yüzden. Tebrikler. İyi şöhretin sayesinde rastgele bir sokağın en iyi vatandaşı ödülünü aldın. Tamam. Bu ne? Ne parası o? Rastgele bir sokağın en iyi vatandaşı ödülünü aldın. Tamam abi. 3.000 dolar. Bir de hayır kurumuna bağışlayacakmışım bu parayı, öyle mi? Merhaba, nasılsın? Adım Sally Proud. Yanımda şöyle küçük çaplı bir hazine getirdim. Bunu kaçırmak istemezsin. Bu ne? Bu sahte. Eşya sahte. İşten anlayan müşteriler eşyanın sahte olduğunu anlayıp satın almayı reddedebilir. Bu da sonuç olarak itibarını zedeler. Eğer bilir kişi varsa satış konusunda biraz yardım edebilecektir. Bu eşya sahte ya. Bu sahte. Hemen polisi arıyorum. İşte bu kadar. Ben de sahtecilik olmaz. Benim adım George Love. Tuvaleti temizlediğim fırçamı sana satmak istiyorum. Bir de bunu kaçırmak istemezsin diyor. İnşallah yeni kullanmamışsındır fırçayı. Fırçayı aldım ama. Rehin biletinin süresi doldu. Koleksiyon tabancası artık senin. Yah 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 yah. Tabancayı da cebe indirdik. Çok kötü. İyi durumda. Çok iyi durumda. Bu çok iyi durumda. Peki. Bu çok kötü durumda ama rehin bırakılmış. Ona bir şey yapamıyorum. Bu da çok kötü durumda. Bunu tamir etsem 6 gün içinde 70 dolar ücret. Tamam. Tamir et bakalım. Yani tamirci de böyle şeyler için kullanmamak lazım. Bunlar da bir işe yaramıyor ama
Ben ama nasılsın? İsmim Christian Lafayette. Mutfağın içinde küçük bir çaplı bir hazine buldum. Bence bir bakmak istersin. Bakalım. $800. Tahminin $610. Mükemmel. Hemen bakıyorum. $600. Emin olamadım ama kabul. Adamsın. Benim adım Ron Russ. Elime bir şey geçti. Kesin almak isteyeceksin. $750. Mega Dario aksiyon figürü. Sahte mi diyeyim, emin olamadım ki şimdi buna ya. Kategori gündelik, durumu kötü, tahmin $730. Envanterde yetersiz alan, ilgilenmiyorum. Aa, envanterimiz patlamış. Birilerinin bir şeyler alması lazım bizden acilen. Abi bir şey satın alın, bir sürü ürün var ya. Selam dostum, adım Iris Collins. Göstermek istediğim eski bir parça var. İyi bir fiyata satın olabilir. İlgilenmiyorum. Hah, merhaba nasılsın? Adım Julia Power. Şu raftaki ürünü satıyorsun sanırım, nakit ödeyebilirim. Ya ala ala bunu mu aldın ya? Allah aşkına bunu mu aldın ala ala? Al, 90 al git. Selam dostum, adım Kelly Zumberg. Şuradaki parçayı istiyorum. Lütfen düzgün bir şey... Hah, şunu al bari ya. Fiyat... 700. Tamam, işte bu kadar ya. Bir kar edelim, bir yüzümüz gülsün bizim de. Dükkan işletiyoruz burada. Diyalog sırasında cevabını seçmek için 1-2-3-4 tuşları. Abi, Allah'ım yarabbim, diyaloğum bu mu yani? Benim adım Rose Baratheon. Sen Game of Thrones'daki Baratheon ailesinden misin acaba? Elimizdeki eşya bir parça ilginizi çekebilir miyim? Mümkünse satmak istiyorum. Hayır, ilgilenmiyorum. Merhaba, ben Marlo Picard. Kaslı bir ehtiyarım. Şu raftaki ürünü almaya gelmiştim. Para kazanmaya hazır mısın? Wow. 1060 diye tahmin edilen çok iyi koleksiyon tabancası. Bakalım, ilk fiyatı ben vereyim. İlk fiyatı ben verirsem dudağını uçuklarım ha. 1400. Tamam anlaştık. Hiç de dudağı uçuklamadı adamın. Şimdiye kadar da adam gibi fiyat vermemişim. Bunu anladım resmen. Rehin faizle birlikte ödendi. Hadi bakalım. Bir şey daha eksildi. Patır kütür bir şeyler eksildi bu sefer de ya. Elimde iyi fiyatı olan bir şeyler kaldı aslında. Bunun fiyatı iyi değil. Bunu fark ettim bir anda. Fiyatı iyi değilmiş. Adım David Sirtis. Şuradaki parçayı almayı düşünüyorum. Al bakalım. Ha bu parçayı $600'lık. 810, 840 eder. 860 yapalım. Alan veren gebur olsun. Kaslı emmi. Günaydın, ismim Peter Targaryen. Bu da Targaryenlerden. Hepsi Game of Thrones'da. Elimde böyle bir şey var. Ne düşünüyorsun? Bir kutu FRP zarı mı? 98 yılında üretilmiş 9000'den fazla çok yüzlü zar. Eşyayı şöyle inceleyen bilirkişi fiyatının $1460 olduğuna emin. $1460. Beğendim. Bakalım sence değeri ne kadardır? Bence değeri... $1080'dır. Tamam. Yani. Bizde yalan yok. Koleksiyon kitabı artık benim. Güzel. Tüyo. Tüm paranızı tek bir eşeğe harcamak çok riskli. Ah Tüyo, sen gelene kadar bunu kaç kere yaptım. Kötü bir şey meydana geldiğinde paranız az olduğu için durumu kurtaramayabilirsiniz. Ya fark ettim ben bunu ama işte... Sıkıntı oldu biraz. Bunun 2 günü mü kaldı tamire? Peki. İyi. Çok kötü durumda. İyi. Selam. Benim adım Julian Roberts. Julia Roberts'ın biraderiyim. Bir şey kazandım da rehin vermeyi düşünüyordum. Bakalım. 79 yılında üretilmiş eski gümüş sikke. Sıra dışı kötü. Tahmin bol. Tahmin ne? $3050. Bakalım. 1860 eder. Kabul hocam. Seni hiç üzmeyeyim ben. Merhaba nasılsın? Benim ismim Jason Broflovski. Tam da şuradaki parçayı istiyordum. Yanımda para var. İstediğin parça bu. 1540. Ne vereceksin? 1380. Olmaz. 1480. Bence 1420 teklif daha iyi. 1460. En son 1440 olur. Oldu. 1440 oldu. Hay ihtiyar delikanlı. Kıyafete bak. Merhaba nasılsın? Adım Harrison Wayne. Şu değerli parçayı gördüm. Şunu mu? Tamir edemedim onu daha ya. Ne değeri? Al. Yer açılsın dükkanda ya. Maksat dükkanda yer açılsın kardeşim. Şimdi tam para kazandık zannediyoruz. Çat diye gün bitecek. Birazcık param kalsa var ya şunları almıştım satmıştım neler neler olmuştu ama. Kaç. Az önce içi eşya dolu olan bir kamyon dükkanın önünde devrildi. İşe yarayabilecek bir sürü eşya sokağa saçılmış. Alabildiğimizi alalım, şoföre yardım et. İtibar. İtibar efendisi, itibar. Emeğe saygı. Merhaba, ben Peter Sorman. Şöyle küçük çaplı bir hazine buldum. Neymiş bakalım?
Bayağı küçük çaplıymış gerçekten. 176. 130 mu? Ben müşteriyi kırmam. Müşteri bana bir fiyat verdiği zaman müşteriyi kırmam. Her zaman onun söylediği fiyatta sabit kalırım. Gitarı halletti adam. Gitarı halledince yeni fiyatı ne oldu gitarın? 415 oldu. Wow. İyi durumda, kötü durumda, iyi durumda, iyi durumda. İyi durumda. Tamir etsen ne yapar? 4 gün içinde 90'a. Günaydın, benim adım Rosel Giuliani. Mümkünse şu değerli parçayı almak istiyorum. Eminim sana bana satmak istersin. Bakalım. Bunu mu? Al, 188. Hiç kimseyi kırmıyorum artık ya. Selam dostum, benim adım Dominic Baratheon. Bu da bir Baratheon'da aynı sülaleden basmışlar demek ki burayı. Ödünç aldığım bir şey var. Mümkünse satmak istiyorum. Adamlar var ya bildiğin... Aa, kulaklık bana da lazımdı ya. Ben de alayım bunu, dur. Bakalım. Şu kadarmış. Ne istiyorsun? 158 diyorum ben. Teklif tamam mı? Mükemmelsin. Merhaba. Ben aptal kız. İsmim Rosary Steiner. Ödünç aldığım bir şey var. Rehin vermem lazım. Bakalım canım. Epik kötü. Fiyatına bak. Eşyayı inceleyen bilir kişilerin ne kadar olduğunu çıkaramadı. Bir de buna para veriyorsun. Canım bilirkişi fiyatını bilemedi. Ben bunu almam ya. Bilirkişi bilmezse ben kimim ki bileyim? Kardeşlerim tam olarak 1-1-1'i 2-2-2 yaptık. 2 ay, 2 hafta, 2 gün oldu. Bence gayet güzel. Birincisini aratmayan eğlenceli bir oyunmuş. Dediğim gibi tamamen karakter sulu bir şeylere çalı çırpıp bir şeyler de deneyebiliriz. Eğer videoyu beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınıza destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.